Öncelikle Ankara Haymana'da lise müdürünün istismar ettiği söylenen 100'e yakın öğrenci biliyorsunuz başvuruda bulundu, şikayette bulundu. Ben aslında defalarca bunu ifade ettim. Meclisin gündeminin bir tek adam rejimini dayatma gündemi değil, daha önce hazırladığımız çocuk istismarı raporunun bir an önce meclise gelmesi ve çocuk hakları daimi komisyonunda derhal kurulması olduğu düşüncesindeyiz. Bunun için hepimizin harekete geçmesi gerekiyor. Öncelikle bu olayı şiddetle kınadığımı ve çocuklara geçmiş olsun dediğimi ifade etmek isterim. Şimdi bildiğiniz gibi referandum tarihi Cumhurbaşkanı'nın uzun süren sessizliğinin ardından 16 Nisan olarak açıklandı. Sadece son 3 yıl içinde AKP Türkiye'yi 5. kez seçime götürüyor. Türkiye gibi demokrasinin önüne otoriter iktidarların çıktığı ülkelerde demokrasi yalnızca genelde seçim dönemlerine sıkışır. Bu yüzden halka mikrofon uzatıldığında vatandaşlarımız en çok seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz sözünü kullanırlar. Gerçekten de seçim dönemlerinde biraz olsun insanlar sözü ele alır, sokaklarda, televizyonlarda heyecanlı tartışmalar yaşanırdı. Dili geçmiş zaman kullanıyoruz çünkü bugün ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki seçim dönemlerinde dahi aslında vatandaşların konuşmasına tahammül kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı basın toplantısında ömrünü darbecilerle mücadeleye adamış insanları, referanduma hayır diyecek herkesi darbeci, terörist ilan etti. Erdoğan'a göre kendilerini desteklemeyen herkes ya FETÖ'cü ya anayasa değişikliğini anlamamış. Neden halkı suçlamaya başladılar? Çünkü ellerine ulaşan seçim anketleri de yurttaşların hayır dediğini gösteriyor. Anayasa değişikliği o kadar akla yatmıyor ki ellerindeki tüm güce, halka uyguladıkları tüm baskıya rağmen yurttaşları ikna edemiyorlar. Ne yapsalar olmayacak ve o sandıktan evet çıkmayacak. Hayır diyenler darbeci ilan edilirken asıl darbeye karışanlara ne oluyor derseniz onlar bir bir serbest kalıyorlar. İtirafçı bazı pilotlar adli kontrolle bırakılıp operasyonlarda kullanılabildi. Darbe günü AKP İstanbul İl Binası'nı basan 14 askerin onu tahliye edildi. Darbe girişimini araştırma komisyonu darbe hakkında ciddi bilgisi olabilecek kimseyi dinlemedi. Çünkü siyasilerle cemaatin ilişkisi tartışılmadı bile. Bu arada darbenin arkasında ABD var demişlerdi. Bu iddiayı ortaya atan Süleyman Soylu, Türkiye'yi CIA Başkanı ziyaret ederken ne yaptı? Bu soruyu onlara da sordu mu merak ediyoruz. Maalesef darbeyle mücadele tam bir oyuna dönüştü. Cumhurbaşkanı artık darbeyi sadece halkı kutuplaştırmak için kullanıyor. Hatta öyle ki sırf referandumdan evet oyu çıkabilsin diye Deniz Gezmişlerin, Erdal Erenlerin ve hatta bu ülkenin başbakanının Adnan Menderes'in idam edildiği o kanlı günlere yeniden dönme sözü veriyorlar. Evet, biz bunları görmüştük. Bakın, evren dış güçlerle işbirliği yapanlar anayasaya hayır kampanyası açtı demişti. 12 Eylül'den hatırlayın bu kareleri. Ve aynı şeyleri şimdi onca yıl sonra tekrar görüyoruz. Evet, şimdi 4 yıl belediye başkanlığı, 11 yıl başbakanlık ve 3 yıla yakın cumhurbaşkanlığı yapmış olan birinin halka vaat ettiği yenilik ve parlak buluş idam cezası mıdır? Bunu getirmek midir tekrar? Yani insan öldürmeyi getirmek. Tarihe bundan sonraki kim sorusunun boşluğunu sanıyoruz Sayın Erdoğan doldurarak geçmek istiyor. Evet, Adnan Menderes, ondan sonra Deniz Gezmiş, Erdal Eren
Ve bu soru işareti bundan sonra kim olacak? Türkiye'nin yeni buluşu bu. İktidar ve Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri de aslında birbirini tutmuyor. Bir gün Cumhurbaşkanı sözcüsü Numa Kurtulmuş'un söylediklerini ertesi gün yalanlayabiliyor. Elbap'tan sonra Fırat Kalkanı operasyonu bitecek diyen Numa Kurtulmuş'u yalanlayıp Elbap'tan sonra durmak yok, orası bizim nihai hedefimiz değildir diyor. Demek ki savaşa devam etmek isteyen, referandumu kazanırsa durmadan savaşacak bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Gencecik insanlar bu işgalci politikalar yüzünden hayatlarını kaybediyorlar. Ve cevapları ne oluyor? Dost ateşi. Hayatını kaybeden askerlerin yakınları bir de Elbap çıktı, kimin için ve ne için savaşıyoruz derken Elbap'ta son iki günde 13 asker olmak üzere bugüne kadar 66 askerin yaşamını yitirmesinin üstü örtülmeye çalışılıyor. 4 askerin daha yaşamını kaybettiği Rusya bombardımanı için yandaş medya aldıkları talimatla hep bir ağızdan yine dost ateşi diyor. Bahçeli Rusya bombardımanında ölen şehitlerin hesabı sorulsun derken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin açıklamasını soran gazetecilere de bunlar itibar edilecek açıklamalar değil diyor. Halen iki Türkiye'li askeri yakarak öldüren Türkiye nüfusuna bağlı IŞİD'liler kimlikleri belli olmasına rağmen yakalanmadılar. Askerlerin cenazeleri ise ortada yok maalesef. Peki bunları haber yapacak gazeteci kaldı mı derseniz? Evet, bırakmadılar gazetecileri. Basının en tecrübeli isimleri bir bir işlerini kaybediyor. Daha dün iki gazeteci İrfan Değirmenci ve Hakan Çelenk anayasa değişikliğine hayır dedikleri için Doğan Medya tarafından işlerine son verildi. İşten çıkarılanlardan birisinin görevi politika yazıları yazmak. İşten çıkarılma gerekçesi ise başkanlık eleştirisi yapmak. Yani bundan daha trajikomik bir durum olamaz. Hem politika yazacaksın hem başkanlık konusuna girmeyeceksin. Bu sırada ise Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge gibi evet diyeceğini açıklayan diğer Doğan Medya çalışanları ya da diğer basın çalışanları ise istedikleri gibi yazıp çizebilmekte. Tabii ki yazıp çizebilsinler ama herkes yazıp çizebilsin. Koşullar herkes için eşit olsun. Diğer yanda bu ülkenin saygın bilim insanları 12 Eylül darbecilerine rahmet okutacak bir vicdansızlıkla peşi sıra yayınlanan KHK'larla ihraç ediliyor. Saraya daha fazla nasıl yaranabilirim derdine düşen rektörler ise evet demekte adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Evet diyen herkes iktidardan nemalanıyor, ödüllendiriliyor. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cavit Bircan, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigan Demircan Çakar ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ağar Akça sosyal medya üzerinden "Ben de varım" dedikleri evet çağrısı içeren bir video yayınladılar. Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulcay da Arapça yazılı evet afişlerini Twitter hesabından paylaştı. Van Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş evet diyeceğini açıkladı. Yetmedi, AKP ilçe başkanı Cumali Sabırlı ile çarşı pazar dolaşıp devletin bütün imkanlarıyla evet propagandası yaptı. Şimdi Sur Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Bilal Özkan da referandumda evet diyeceğini resmi Twitter hesabından açıkladı. Evet. Evet diyeceklerini, söylediklerinde ödüllendireceklerini biliyorlar. Ama 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aslında herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak disiplin cezası gerektirir. Kamu çalışanlarına getirilen bu siyaset yasağına bizler de karşıyız. Ancak şunu öğrenmek isteriz. Evet diyen bürokratlar, kaymakamlar, kayımlar eğer hayır deselerdi başlarına ne gelirdi acaba? Eğer hayır deselerdi Numan Kurtulmuş,
memurların siyasi düşüncelerini paylaşmalarında sorun yok. Devlet memurlarına siyaset yasağı anlamsız der miydi? Örneğin Büro Memur Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz referandumda teşkilat olarak evet oyu kullanacaklarını belirtti. Aynı gün iktidarın övgülerine mazhar oldu. Muhalif bir sendikanın başkanı arkadaşlar hayır diyeceğini açıklasaydı o zaman ne olurdu? İşte bu sorunun cevabı demokrasinin cevabıdır. Referanduma hayır diyenlere yönelik neredeyse her gün bir saldırıda bulunuluyor. Hayır diyenler ya tehdit ediliyor ya gözaltına alınıyorlar. Polisin copu her gün hayır diyenlerin sırtında. Ama Kurtulmuş'a göre her şey şeffaf ve demokratik bir şekilde ilerliyor. Daha geçtiğimiz hafta Kadıköy Bahariye'de referandumda hayır çağrısı yapanlara polis saldırdı. Saldırıda 3 kişi gözaltına alındı. Aralarından 20'li yaşlarında genç bir kadın başına silah dayandığını söyledi. Söz konusu memurun gözaltılara tepki gösteren halka silahını gösterdiğini kanıtlayan video görüntüleri var. Yani evet tam da referandum bütün medya kuruluşlarını tabii bu arada bir bir satın aldılar ve tek bir HDP'li vekilin televizyona çıkmasına asla izin vermiyorlar. Ama bu da yetmiyor. Partimiz artık neredeyse hareket eden her HDP'linin gözaltına alındığı bir durumda. Size sadece bugünkü rakamları söylemek istiyorum. Evet, kıpırdayan HDP'li gözaltına alınıyor. Bugün 212 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da 70 civarında ki bu sayılar yani ben bir saat önce buraya gelmeden farklıydı. Bir saat sonra artıyor ve sürekli artış gösteriyor. İzmir 35, Van 13, Adana 26, Malatya 22, Bingöl 14 şeklinde gidiyor bu sayılar. Ve 212 kişi gözaltına alındı. Nasıl gözaltına alındı biliyor musunuz? Sabaha karşı 2'de Eğitim Sen 8 No'lu Şube Başkanı İstanbul'da Sertap Akta kapısı böyle kırılarak gözaltına alındı. Evet, bir kadını içeride daha önce Hüda Kaya'ya da yapıldığı gibi sayın vekilimiz giyinmesine dahi izin verilmeden artık kapılar kırılarak böyle vandalca ve fütursuzca yapılıyor bu gözaltılar. Neden? Çünkü HDP'nin bu referandumdaki güçlü sesini, halkları etkileyen sesini duymak ve duyurmak istemiyorlar. Bu ses çünkü insanları etkiliyor. Ve bu ses duyulmasın, o evet, istedikleri evet, anketlerde hani yeterince olumlu anketler olmuyor, sağlıklı değil dedikleri anketlerde evet çıkabilsin diye. Ama hayır, o anketlerde de, gerçekte de hayır çıkacak ve tıpkı eş genel başkanımızın Sayın Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi biz tek bir kişi kalsak da ayakta durmaya, direnmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi televizyonlara çıkmamıza izin verilmiyor demiştim. En son bildiğiniz gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim dönemlerinde eşitlik ilkesine aykırı yayın yapan televizyonlara ceza verme yetkisi de kaldırıldı. Şimdi alınan bu kararla tam da referanduma giderken pervasız bir şekilde tarafsızlık ilkesinin ihlal eden televizyon kanallarının daha pervasızca davranmasının da önü açılmış oldu. Yani televizyonlar istedikleri gibi sabah akşam bakanları, AKP'lileri ağırlayacak, 7/24 evet propagandası yapacak, bir dakika muhalefete zaman ayırmayacak. Evet, tabii rahatsızlık büyüktü. 1 Kasım seçimleri öncesi sürekli AKP ve Erdoğan'ın sesi olarak yayın yapan kanallar para cezası almıştı. Bundan bile rahatsızlık duyulmuştu. Zaten medyanın neredeyse tamamı iktidarın kontrolünde. Peki yetmeyen ne? Daha ne isteniyor? Evet, dediğimiz gibi bu referandum anketlerindeki aleyhe sonuçların korkusudur. Gelin olması gereken neyse onu yapalım. Gerçekten propaganda özgürlüğünü eşit bir şekilde uygulayalım. En güçlü rakiplerinizi cezaevinden çıkarın ve
sizin istediğiniz kanalda, istediğiniz saatte rakibinizi karşınıza alarak referanduma ilişkin tavrınızı tartışın, konuşun. Neden bunu yapamıyorsunuz? Çünkü evet anlatacak tek bir sözünüz yok. Evet'in arkasında gerekçe olabilecek tek bir sözünüz yok. Ama hayırların, herkesin kendine göre söylediği hayırların, sadece HDP'nin hayırlarının değil, herkesin çok önemli, çok detaylı gerekçeleri var hayır demek için. Bugün kamudan kimler ihraç ediliyor arkadaşlar? Çocuklar ölmesin, okula gidebilsin diyen öğretmenler. Sendikal çalışma yürüten eğitim emekçileri, savaşa karşı barışı savunan akademisyenler. Size iki tane ihraç edilen akademisyeni örnek vereyim. Profesör Doktor Öget Öktem Tanış, Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu, Türkiye'nin ilk nöropsikoloji laboratuvarını kuran kişi. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. Hayatını darbelerle, mücadeleyle geçirmiş bir akademisyen. 70'li yaşlarında ömürlerini bilime adayan insanlara bunca saygısızlığı hangi vicdan alır? Evet, ben size benim çok sevdiğim, aslında ailece zaten Türkiye'de çok haksızlıklar yaşamış olan Pertevnaili Boratav'ın sülalesinden gelen Korkut Boratav'ın da bu fotoğrafını herkese ilham olsun diye, gerçekten herkes onu görsün ve utansın diye göstermek isterim. Evet, bu insan Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne alınmamak için elden gelen yapıldı. Benim de bir mensubu olmaktan gurur duyduğum Ankara Üniversitesi nice darbelere direndi. 12 Mart'a direndi, 12 Eylül'e direndi. O zaman da tanklar girmeye kalktı bizim üniversitelerimize ama onlara karşı bilimi savundu. İnanıyorum ben, bugün ihraç edilen akademisyenler özgürce Türkiye üniversitelerinde yeniden bilim üretmeye devam edecekler. Ve Türkiye bugünler bir daha yaşanmasın diye tüm dünyada baskıya uğrayan akademisyenleri kabul eden kürsüler kuracak yine. Evet değerli basın mensupları, bir ülkede eğer üniversite yoksa, bilim buluş yoksa, kamu girişimciliği yoksa bu ülke hiçbir şey üretmiyor, yalnız tüketiyor demektir. Ben size aslında bu fotoğrafın işte bugünün tarihi olduğunu göstermek isterim. Biz 12 Eylül'de dahi bunu yaşamadık. Saldırıları yaşadık, karşı karşıya mücadele ettik ama cübbelerin postallar altında ezildiği bir fotoğrafı yaşamadık. İşte asıl darbeci bunlar. Bugün darbe olsaydı ne olacaktıysa işte o yapılıyor. Darbeciler hayır diyenler değil. Darbeciler ona karşı çıkan akademisyenler değil. Darbeciler bu postalların o cübbeleri ezmesine izin verenler. Evet, yine tarihi bir fotoğraf. Aynı üniversiteden, sizler de biliyorsunuz. Evet, bugün beyaz eşya üreticilerinin depoları doldu. Kimse de para yok. Peki AKP ne yapıyor? AKP'nin çözümü ne? Önemli kamu varlıklarını varlık fonu diye bir kurum kurarak ona devrediyor. Türksat'tan PTT'ye, Telekom'da kalan kamu hisselerinden BOTAŞ, TEPAO, Eti Maden Çay İşletmelerine, Borsa İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na, Ziraat Bankası'ndan Halk Bankası'na, büyük kamu kuruluşları ve birçok arazi varlık fonuna devredildi. En son Alsancak Limanı da dahil buna. Neden? Çünkü bu kurumları istediği gibi satacak. Peki ne yapacak? Bu krize çözüm mü bulacak? Ne yapıyor aslında? İşin halkçası, özcesi, evdeki buzdolabını, çamaşır makinesini satarak kendisi krizden kurtulmaya çalışacak. Bugün AKP'nin yapmaya çalıştığı aslında budur. Değerli arkadaşlar, bir gün olsun işçiyi, emekçiyi düşünmemiş, yalnızca kendisi için zenginlik yaratmaya çalışmış bir iktidara en güçlü yanıtı işçilerin vereceğine inanıyorum. Bugün 50. kuruluş yıl dönümü olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu kutluyorum. Umuyorum ki
referandumdan çıkacak hayır yanıtı herkesin insan onuruna yakışır işlerde çalıştığı bir ülke için bir dönüm noktası olacak. DİSK'in 51. yıl dönümünü huzur içerisinde hep birlikte kutlayacağız. Son olarak sözlerime son vermeden yine bir önemli noktaya daha temas etmek isterim. Bu ülkede yaşayan, biliyorsunuz, neredeyse her kadının bir şiddet hikayesi vardır. Veya bir yakını şiddete uğramıştır. Antep'te AKP'li Şahin Bey Belediyesi'nin yeni evlenenlere dağıttığı kitaptan söz etmek istiyorum. Aile Saadeti isimli bu kitapta açık açık kadının nasıl, hangi şartlarda dövülmesi gerektiği açıklanıyor. Bir dönüp birçoğunun yerine kayyumlar atanmış, hapse konulmuş, erkek şiddetiyle mücadele eden kadın belediye başkanlarına bakın, bir de AKP'li belediyelere. Artık sözün bu anlamda da bittiği yerdeyiz. Fakat Türkiye'de kadınlar birbirlerinden güç alarak yıllardır erkek şiddetiyle mücadele ederken erkek şiddetini öven kitaplar dağıtmak hiç de öyle kolay değil. Görüyoruz ki referandumda oylanacak anayasa değişikliğiyle yetkiler yalnızca bir adamın elinde toplanmıyor. Aynı zamanda kadınların hayatlarına müdahaleci, otoriter, buyurgan ve muhafazakar bir erkeklik modeli oluşturuluyor. Eminim ki ne olursa olsun biz kadınlar hayatlarımızı etkileyecek politikaları tek bir kişiye, tek bir adama emanet etmeyeceğiz. Bizler binbir emekle, çabayla, mücadeleyle elde ettiğimiz kazanımlarımızı asla ama asla geri vermeyeceğiz. Biz kadınlar olarak hayır diyeceğiz. Her gün saatlerce çalışıp eve gitmesine rağmen çocukların geleceği için endişe duyanlar hayır diyecekler. Ülkenin doğal zenginlikleri bir gecede talan edilmesin isteyenler hayır diyecekler. Ülkeyi boşlandırarak krize sokacak çılgın projeleri istemeyenler hayır diyecekler. Komşusuna düşman olmak istemeyenler, barış isteyenler hayır diyecekler. Türkiye'de huzur içerisinde yaşamak isteyenler hayır diyecekler. Artık korku duvarı aşıldı. Ne propaganda hakkımızın engellenmesine ne de tek bir oyumuzun gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin yurttaşları özgürlüğüne de düşkündür arkadaşlar. Ve kimsenin boyunduruğu altına girmeyi kabul etmez. Biliyoruz ki referandumun sonucu hayır olacak. Bu konuşmamız da hayırlara vesile olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sanıyorum soru olabilecek noktalarda. Şimdi sondan başlarsam öyle enteresan ki HDP'ye her türlü baskı uygulanıyor ama herkes aynı zamanda HDP'yi bir mihenk taşı alarak öyle mi yapacak, böyle mi yapacak üstünden bir kara propaganda yürütüyor. Bizim seçmenimiz her yerde sandığa gidecek ve her yerde hayır diyecek. Ama az önce de söylediğim gibi hareket eden her HDP'li gözaltına alındığı için bazılarımız cezaevlerinde hayır diyecekler sanıyorum. İstenen budur. Yani bizim bir kampanya yürütmemiz, bizim alanlarda çok sesliliğimizle var olmamız istenmiyor. Ama biz çalışmalarımıza zaten çoktan başladık. Yani şu anda gerek bölgede gerek batıda her yerde halk toplantıları yapıyoruz ve bunlar gerçekten çok sayıda katılımla
ve büyük coşkuyla yapılan halk toplantıları oluyor. Zaten görünen de bu, engellenmek istenen de bir yandan bu. Ama bunun dışında evet bir başlangıç noktamız da ayrıca olacak. Daha önce BDP ile ve HDP ile ortak açıklamalarımız oldu. HDP'nin de ayrı bir açıklaması olacak. Ama dediğim gibi biz zaten çalışmalarımıza ve hayırımıza çoktan başladık ve bunu sürdürmeye de her yerde, her alanda devam edeceğiz. Tabii ki bu eşitsiz mücadele her yerde görülüyor aslında. Yani ne propaganda özgürlüğünüz, ne işte basında, yayın organlarında, televizyonlarda yer alma hakkınız eşit. Ama buna rağmen kesinlikle en büyük muhalefet gücü olduğumuzu düşünüyoruz ve her şekilde de bunu sürdüreceğiz, bu mücadeleye devam edeceğiz.